Baba Gurgur Radyosu sunar. Unutulmayan Sesler programı. Programı hazırlayan Nebil Güzelci. Sunan Halide Tevfik. Yönetmen Vesim Subhi. İyi günler sevgili dinleyiciler. Unutulmayan Sesler programının bu sayısına hoş geldiniz. Bizimle mutlu anlar geçirmenizi umarız. Sevgili dinleyiciler, hürmetli sanat severler, Unutulmayan Sesler programının bu sayısında değerli halk ses sanatçısı rahmetli Necmeddin Aşık'ı ışık altına alacağız saygılarımızla. Yatmayıp kısa yaktı. Gittim yarı görmeye. Yatmayıp kısa yaktı. Aman esmer ödüm esmer. Aman esmer sadım esmer. Uykudan oyattın beni. Kana boyattın beni. Uykudan oyattın beni. Kana boyattın beni. Anam halı ondan ki bir gül burada itirdim sen sen gülümün rengi bir gül burada itirdim hadi gülümün rengi aman esmer canım esmer aman esmer canım esmer uykudan oyattın beni bana boyattın beni uykudan oyattın beni Değerli dinleyiciler, değerli halk ses sanatçısı Necmeddin Aşık adıyla tanılan sanatçının gerçek adı Necmeddin Rauf Necim'dir. 1951 senesinde Kerkük Bulak mahallesinde dünyaya gelmiştir. Necmeddin Aşık
Küçük yaştayken usta ses sanatçıların ses ve sanatına etkilenerek horiyat usullarını öğrenmeye merak etmiştir. Halk ses sanatçısı Necmeddin Aşık, geçen çağın 70'lerin başlangıcıyla sanat ortamında yıldızı parlamaya başlamıştır. Aşık, büyük halk ses sanatçısı rahmetli Sıdık Mendeğafur'a etkilenerek kendisini sanat ömrü boyunca taklit etmiştir. Halk ses sanatçısı Necmeddin Aşık, makam ve horiyat usullarını doğru bir şekilde ustalardan öğrenmiştir. Aşık, rast, sega, beyat, nahavand ve mansuri makamları iyice eda etmesinde mazan, beşiri, muhalif, delle haseni, kurda ve diğer horiyat usulları da doğru bir şekilde eda etmede başarı kaydetmiştir. Halk ses sanatçımız Necmeddin Aşık, Haba, Kerim Osman, Yaşar İzzeddin, İbrahim Rauf, Hişam ve diğer halk ses sanatçılarıyla çok sayıda eğlence ve özel oturumlara katılmıştır. Aşık, diğer halk ses sanatçılarıyla hep birlikte onlarca ses ve video kasetleri kaydetmesine rağmen ama ne yazık ki resmen radyo ve televizyon evinde bir ses sanatçı diye kayıt edilmemiştir. Sadece son yıllarda Türkmen Uydu kanalından sunulan Cüt Kahve programına bir defa katılmıştır. Aşık'ın sağlık durumu tamam olmadığından dolayı son yıllarda sanatten uzak düşerek bazen yeni Nu'man Camisi'nde azan okumaya ve bazen de Mevlud-i Şerif oturumlarında medhiye ve dini tevşihler okumaya önem vermiştir. Yar tutup sağ, gün bacına ayar.
Sevgili dinleyiciler, Türkmen halk ses sanatçısı, rahmetli Necmeddin Aşık'ın hakkında bir takım ses sanatçılar konuşarak şunları ifade ettiler. Necmeddin Aşık 1951 yılında Kerköy Bulak mahallesinde dünyaya göz açmıştı. Gençlik yaşında arkadaşlar arasında devamlı manevi hoyrat okurdu. 1970'lerin ortasında diyebiliriz başladı Necmeddin Aşık'ın adı yayılmaya Türkmenler arasında. Hoyratları çok güzel okurdu. Okuduğu hoyratlardan Beşir'i, Yetim'i, Delle Hasan'ı, Ömer'e Gele, Muhalif ve ayrı ayrı hoyratları diyebiliriz hepsi hoyratları okurdu. Çok da güzel okurdu özünü. Hakkını vererdi eline. Aynı vakitte okuduğu hoyratlarının bazının yani belki de çoğunun sözü özüne aitiydi. Yani özü aynı vakitte bir hoyrat yazanıydı. Bunun yanında güzel sesiyle güzel makamları da okurdu. Çok makam usulları da okurdu. Okuduğu usullardan çokluk, rast, Hicaz, Bayat, Saba, Çargah, ayrı ayrı hoyrat makamları da okurdu. Çok güzel okurdu. Sesi müsaid idi. Hoyrata aynı vakitte makama ve besteler de güzel okurdu.
ne kız geldi düşer deyince, diz gördüm düşer deyince. Sanatkarımız rahmetli Necmeddin Aşık doğumlu oturduğu ses sanatkarları aynı vakta özü kimin halk ses sanatkarlarıydı. Bunlardan karşı ba karşı otururdular, hoyrat o diyerdiler. Bunların arasında rahmetli büyük ses sanatkarımız Haba, rahmetli Abdülvahid Küzelçoğlu, Yaşar Azeddin Nimet, İlhamullah Abud, Müşko, Mehmet Ahmet Erbilli, Şahap Kassab, Hasan Neccar, yani bunların çok bizim ses sanatkarlardan oturdu, yani adları sayılmaya gelmez daha fazlası. Ondan dolayı bütün yerde Necmeddin'in Aşık'ın adı yayıldı sesinin güzelliğinden dolayı. Ama aynı vakitte Necmeddin Aşık'ın yanında, yani soy adının yanında ayrı bir ad kazandı. O da Necmeddin Doşka. Neden Necmeddin Doşka dediler özüne? Sesi çok gürüydü. Oturduğu yerde bakasan sanatkarlardan oturuplar eğlencede. Bunların arasından üskek bir sesle bir hoyrat okurdu. Yani orada oturanların dikkatini de çekerdi. Ondan dolayı Necmeddin Aşık'ın yanında Necmeddin Doşka dediler özüne. Yani bazen Necmeddin Doşka, bazen de Necmeddin Aşık. Ahlak tarafına gelsek, ahlakı çok üstünüydü. Terbiyeli en son dereceye kadar, yani konuşanda sesini dinlemezdi. Küçüğe çok saygısı var idi, büyüğe de çok çok saygısı var idi. Eğlencelerde oturanda bilerdi ne hoyratı okuru. Karşısındaki insanı incimezdi. Her vakit okuduğu hoyratlarla kanşarındaki sanatçıları methederdi, ögerdi. Ondan dolayı eski ses sanatkarların seslerini çok severdi ve muhavale ederdi bazen bunları taklit etsin. Bunların arasında Sıdık Bendeğafur, Ezeddin Nimet, Reşek Küleraza, ayrı ayrı ses sanatkarları, bunları çok severdi. Bunları muhavale ederdi taklit etsin bazı yerlerde. Rahmetli Necmeddin Aşık hakkında ne desek hele azdı, çünkü ardından bir büyük zahire bıraktı. Güzel sesiyle içinde hoyratları, besteleri var. Allah affetsin özünü, gittiği yerden
utandırmasın özünü, gömütü nürle dolsun. Ses sanatkarı Yılmaz Erol. Eşittim yar tutupsan cümbacın valla cümbacın ayak kastın. Yola yola çarçıca yolla, yola yola Erbil'e yolla, yolla yar yolla. Necmeddin Rauf, sanat adı tanıldı, Necmeddin Aşık. Bu sanatkar tabi o yakada Piryadi mantıkasında büyüyordu. O son günlerde bundan birkaç ay evvelı Allah'ın rahmetine kavuştu. Bu sanatkarı ben 1960 kusurda, yani 60'ın bilmem neçesiydi. Allah affetsin, arkadaşımız vardı Kemal Şekerçi, o da güzel kemen çalardı. Bizi davet etti, öyle bir münasebe var idi. Oturduk, orada başladık, oturandan sonra herkes öz kaderiyle okusun. Ben devrim geldi, ben de biraz okudum. Geldim koryata, koryat okudum. Baktım bir tane kanşarım verdi. Uşak kanşarda oturuptu. Ne diyeyim sen ya, böyle 10-12 yaşında olmaz da. Ben okuram özde kanşarım verdi. Hakikaten güzel okuru, güzel sesi de var. Yani bak özünü indifa eder okumağa o ömürde, o gelip yanışağımızda kanşağımızda oturup okuru. Bak yani bu sanata nasıl bağlı olupdu. Yani özü birinci günde manası sanatı sevdi, koryatı sevdi. Ve orada da o Riyadim avcı mantıkasında Türkmen'in en güzel sanatkarları orada yaşayıptı, orada büyüyüptü. Ve oradan sanatımız çıkıptı. Mesela Sıdık Bandı Gafur oralıydı, orada okuyuptu. Ve bunlar hepsi ona bağlı, onun sesini taklit ederdiler.
onun koryatlarını okurdular. Bu insan işte böyle büyüdü, sanatten barba çalıştı, hayatının son günlerinden biraz evvel. Sonradan ihtiza etti, dini bazı şeyler okudu. Maalesef bunu yetiştirmediler radyo televizyon evine. Radyo yetiştirmediler o zaman. Televizyon evine belli yetişti. Bazı şeyler kaydolupdu. Güzel ben dinledim o zaman. Güzel gazeller okuru. Güzel koryatlar okuru. Bestelerimizin, eski bestelerimizi güzel ede ediri. O sesi de pek, o güzel de okuru. Yani Türkmen sanatına bir insan hizmeti var ve hizmet etti. Neden 10-11 yaşından hatta ölene kimin? Allah yeri cennet olsun, yeri nürdelde olsun. Her kim sanatımıza, milletimize, dinine, her ne yoldan olsun, sesinin yoluyla hizmet edipti. Bu da biz bunlara borçluyuk. Ve radyo televizyon evine bunlara borçludur. Geri her zaman bunları yadlayın ve bunları diyağın. Çünkü bunlar yoruldular sanat uğrayacak. Tahsin Kerkioğlu, Tahsin Cömert. Yol üstünde yar kızlar, yıldırır yaramsızlar. Yol üstünde yar kızlar, yıldırır yaramsızlar. Yol seni yoldan eden, meştaba giden kızlar. Yol seni yoldan eden, meştaba giden kızlar. Baba yar, 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 yar. Ne cümbünce zalimsen, of, 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 of. Hiç sorma duhalımsan. Sıkma görenler, halkadır duvarlar. Dama sıkma görenler, halkadır duvarlar. Başlar yaman olup görmediğin diyarlar. Başlar yaman olup görmediğin diyarlar. Yar, 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 yar. Ne çırpınca zalimsen. Of, 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 of. Sorma duhalımsa. Allah afiyetsin Necmeddin Aşık'ı. Necmeddin Aşık'tan uzun ömür yaşadık. Yani yok diyeyim sanat diye. Marangoz, nazar idik barabar yani. Özü işindeydim, ben işindeydim. 80'lerden sonra geldik, dışarımız barabar oldu. İşte işten sonra oturduk, çağırırdık. Necmeddin Aşık. Güzel bir sesi var idi, şükür bir sesi var idi. Ve teyze ederdi. Yani özünden enci sanatçılar eşitseydi, bir ses eşitse haz ederdi. Katılsın özgüden, dinlesin, diyesin. Necmeddin Aşık. Çok şeyler dinledim özünden. Çok yerlere de gittik beraber. Allah affetsin özünü. Necmeddin Aşık. Vallahi Necmeddin Aşık. Yani eski sanatçıları hepsini severdi. Bilirdim yani mesela Ezzedin Nimati'ydi. Çoklu Ezzedin Nimati yani izinde giderdi. Sıdık Banda Gafur'un. Diyar'ın yani Mişko'nun. Reşan'ın. Allah affetsin özlerin. Yani hepsi okuduğundan. İnsicamı var idi. Dinlerdi özlerin. Yani güzel bir sanatçıydı. Vallahi bayat okurdu bayatta. Yani hemen biraz Ezzedin'le biraz şey derdi sersin. Ama rastla güzel rastla gazel okurdu. Beşir Khoria da iyi uyardı ağzına. Ses şükürlüydü. Yani güzel bir şeyi iyice alışmasaydı özünü bilmeseydi demezdi. Bir yerde yani oturmuşuk. Benimle kersi okuyup. Okuyuptu ama diğerdi ben öz sesime göre şey derim yani uydu okurum uymadı okumam yorgun olsam okumam yani çok şeyler ben eşittim özünden yani memlekete de hizmeti var idi çok yoruldu hem ülkelere gelirdi azan verirdi ama yani gene sanatten uzak olmadı yok yani diyeyim geçsin yani biz yürüyenlere buralardan uzak oldu ama dinlerdi gelirdi çeyhanede ramazanlarda gelirdi otururdu bizimle çalışırdı sanat yolunda. Kala'dan Kala programına geldi. Kala şeyi de yaptık. Bir kere geldi de aynı katıldı. Yani çok yerlere katıldı bizimle. Yani sanatçılardan. Ve
bizlerden de evvel sanatçılardan çok yani otur Muhammed Rauf'tan, İbrahim Rauf'tan, kasetler çok daha Abay'dan. Yani biz sonradan biz bunları tanıdık, ulaştık onlarına. Allah affetsin onların indiye kadar yani sanatta bir galatlık görmedik onlarından, terbiyeden yani sorardılar, soruşturdular, dinlerdiler iyi söz, pek sözler. Yani Allah affetsin özün, işte hayat budur. Ben Hasan Nazar. Baba çorul sen Hasan, lalul sen Hasan, yapay yalgız kalasın. Çorul sen Hasan, lalul sen Hasan, yapay yalgız kalasın. Dağlara sal dumanı, dağlara sal dumanı, derbedar et dumanı, derbedar et dumanı. Gönlüm yaradı, dacma gönlüm yaradı. Baktım zeyran gözüne, baktım zeyran gözüne. Gözü onunla karadı, gözü onunla karadı. Çorala sen Hasan, lalala sen Hasan. Baba yapay yalgız kalasan, yapay yalgız kalasan. Dağlara saldı. Tabii Nezmeddin Aşık, Allah rahmet eylesin özün. Gırık rahmet olsun, mazarı nurla dolsun. Nezmeddin hakikaten başta gelen halk sanatçılardan bir sanatçıydı. Unutulmaz bir sanatçıydı. Çok hizmeti var sanata. Özüydü rahmetli Haba olsun, rahmetli Hişam olsun, rahmetli Seyirfan olsun. İşte yazık olsun, hepsi rahmetlidir. Herkes Allah'ın rahmetine kavuştu. Hepsi garifi, rahmet olsunlar, mazarları nurla dolsun. Nezmeddin hakikaten çok güzel bir sesi var idi. Çok hanim bir sesi var idi, yüreklere yakın idi. Özde sevilen biriydi. İşte biz de beraber çok fazla bir eğlencelere beraber çok katıldık. Dediğim Nezmeddin hakkındaki çok güzel usullar da çok güzel iyi okurdu. Pek okurdu özünü. Çünkü bunun esas mektep diyemek mektebi tamamıydı. Çünkü bu eski sanatçılara marakıydı. Yani özellikle rahmetli Sıdık bana gafur olsun. Bunlara çok marakıydı. İzzeddin Nehmet olsun. Fazıl Samet Kayaçı olsun. Bunlara fazla meraklıydı. Bunlar da her biri bir mektebiydi. Özellikle Sıdık'ı çok severdi. Ve bir yerde de rahmetli İzzeddin'i, tam İzzeddin'i okuyanda bir yerde okudu sanki rahmetli İzzeddin Nehmet'ti. Bütün usulları, koryatları, besteleri çok güzel bir şekilde okurdu. Ben özü rahmetli abi üçümüz beraber oturmuşuk aynı vakitte. Benden özü var, rahmetli olmamış. Allah uzun ömürler versin. Ben özü Kerim Osman varım. O da Çöprü'de beraber. Vallahi Nezmeddin'in ben doğrusu şey koryatını çok severdim. Yetimi koryatını çok güzel severdim, okurdu özünü. Beyat makamını da çok güzel okurdu. Bir özel şevası var idi. Yani ona bağlı Delle Hasan'ı koryatlarını güzel okurdu. Nezmeddin her şeyi güzel okurdu. Valla Nezmeddin son yıllarda işte Allah bütün sanatçı olsun, bütün insana keşke kısmet etsin. Ne güzel. İnsana Allah bir ses veripse o ses Allah'ın yolunda tabi kullansa daha güzeldi. En güzeldi de. İşte Nezmeddin başka işlerdikti özünü. Özellikle şeyde Helvetler'de Mullah Mecid Camii'nde bahsediyor, orada bakardık Nezmeddin azan okuru.
sevinirdik. Tabii Nezmeddin sesinde ecden de işte bazı kere bakardı bazı mevlütlerde katlardı mevlütlerde de şey mevlütlerde doğrusu yani böyle karşı bakarşı görmemişim ama son şeylerde gördüm videoda bazı mevlütlerde de katılıp okuru. Ne mutlu inşallah o da bir hasenattı özü için. İnşallah o dünyada bir ışık olur özü için. Allah affetsin özü mazarı nurla dolsun. Ben sanatçı Muhammed Nazar. Böyle bir gün olmaz buyurmaz gönlüm onun divanasına mahşerde Değerli dinleyiciler, Türkmen Halk Ses Sanatçısı Necmeddin Aşık, 11 Mayıs 2019 tarihinde düçar olduğu hastalık yüzünden Allah'ın rahmetine kavuşarak vefat etti. Ve Kerkük şehrindeki Şeyh Muhiddin mezarlığında toprağa verildi. Mezarı nurla dolsun. Sevgili dinleyiciler, böylece Unutulmayan Sesler programının bu sayısı sona erdi. Gelecek sayılarda bir daha buluşmak üzere. Kalın Allah'a emanet. Baba Gurgur Radyosu'ndan Unutulmayan Sesler programını dinlediniz. Program Nebil Güzelçi tarafından hazırlandı ve Halide Tofik tarafından sunuldu. Yönetmen Vasim Subhi.